Peki şu anda fabrikalarda durum ne? İşçilerin eylemleri nasıl ilerliyor? Arkadaşımız Çağla Dayı bize gelişmeleri aktaracak. Çağla, söz sende. Bursa'da metal işçilerinin eylemleri devam ediyor. Tofaş'ta Cuma günü başlayan eylemler bugün itibariyle 4 günü geride bırakmış olacak. İşçiler, işçi yakınları gece gündüz sıcak demeden burada 4 gündür zaman geçiriyorlar. Burada nöbetteler. İşçilere çok büyük de destek yağıyor. Aynı zamanda hem diğer firmalardan hem de yerel yönetimlerden. Ancak en büyük destekçileri şüphesiz ki aileleri. Şimdi bir ailenin yanındayız. Sevda Hanım var yanımızda. Sevda Hanım'ın ailesi, eşi içeride. 4 gündür içeride Tofaş fabrikasının içinde. O da orada nöbette. Kendisi de eşine destek vermek için çocukları, kayınvalisi ve annesiyle burada kalıyor. Sevda Hanım, 4 gündür burada gidiyorsunuz. 4 gündür buradayız. Eşim aradı. Yine her zamanki sıradan bir konuşmamızı yaptık. Ama bu akşam beni beklemeyin, ben gelemeyeceğim dedi. Hayırola dedim. Biz artık direnişe geçiyoruz. Bizi beklemeyin dedi. Sen gelmiyorsan biz geliriz dedim. Aldım çocuklarımı, annelerimi. Geldim yanlarına. Cuma'dan beri buradayız. Artık aracımız bizim evimiz oldu. Burada yatıp burada kalkıyoruz. Emekçi kardeşlerimize destek veriyoruz. Sonuna kadar da buradayız. İstediğimiz olana kadar buradan gitmiyoruz. Peki eylemin sebebini, bu iş durdurmanın sebebini biliyorsunuz. Bazı sıkıntıları var işçilerin. Evet. Siz bunlarla ilgili neler söylersiniz? Biz burada sadece eşitlik adına buradayız. Biz herkes gibi eşit olaylardan faydalanmak istiyoruz. Pastanın eşit dağılmasını istiyoruz ve biz artık sarı sendika istemiyoruz. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bizim tek derdimiz bu ve bir tek arkadaşımızın dahi işten çıkarılmasını istemiyoruz. Bunun için buradayız. Çok da bir şey istediğimiz yok aslında. 4 gündür siz buradasınız. Eşiniz bu parmaklıkların arkasında. Görüşebiliyorsunuz ara ara ama uzaktan. Uzaktan görüşebiliyoruz. Az önce yine bir babasız akşam yemeğini daha yedik. Biz daha çok babasız akşam yemeği yeriz. Ama gün direnme günü. Sonuna kadar buradayız. Peki de onlar burada kaldığı sürece siz de herhalde kesinlikle buradayız. Buradan emekçi kardeşlerimin ailelerine seslenmek istiyorum. Gelin. Lütfen buraya gelin ve içerideki kardeşlerimize, eşlerimize, babalarımıza, herkese destek olun. İçerideki herkesin bizim desteğimize çok fazla ihtiyacı var çünkü. Üzerinizdeki de eşinizin iş kıyafeti. Evet, eşimizin iş kıyafeti, eşimin iş kıyafeti. O gelene kadar bu benim üstümde duracak. Diğeri de oğlumun üzerinde. Biz de bu fabrikanın emekçileriyiz. Peki oğlunuza geçelim. Senin ismin ne? Miraç Yalçın. Peki sen de 4 gündür buradasın herhalde. Evet. Peki niye buradasın? Ne yapıyorsun burada? Babamla birlikte direniyoruz. Babama arkadaş oluyorum. Onu görebiliyor musun? Evet. Peki daha okula gidiyor musun? Onu sorayım. Gidiyordum. Bugün babam burada kaldığı için gitmiyorum. Onun yanında ona destek oluyorsun. Evet. Daha da burada kalmaya devam edecek misin? Evet. Peki siz? Ben de oğlum için buradayım. Sonuna kadar da buradayım. 4 gündür siz de burada mısınız? Buradayım. Bu arabada yatıp burada kalkıyorsunuz herhalde. Gece geç saate kadar buradayım. Gider sabah erkenden geliyorum. Tekrar geliyorsunuz. Geliyorum. Geliyorum. Sizden? Benim damadım var. Bütün Tofaş çalışanları, onlar da benim evlatlarım. Onlar için direnişteyim ben de. Onlar adına geldim. Benim bunlar torunlarım. Torunlarım için buradayım. Onların haklarını verilmesini istiyorum. Ve bütün çalışanların haklarını verilmesini istiyorum. Benim damadım burada çalışıyor. 7-8 senedir. İki dizinden ameliyat oldu. İşler, şartlar ağır olduğu için emeğinin karşılığını verilmesini istiyorum. Benim damadım ve bütün çalışanların haklarını istiyorum. Onların verilmesi için burada direniş bitene kadar ben de buradayım. Hepsinin arkasındayım ben de. Gerekirse ölümümüz çıkacak buradan. Taputumuzla mezara kadar hepsinin arkasındayım. Hep birlikte torunlarımla, eşlerimizle, dostlarımızla, Tofaş'ta çalışanların hepsinin arkasındayız. Sabah geliyoruz, gece yarıları geçene kadar buradayız. 4 gün siz de buradasınız. Buradayız. Eşlerimize, dostlarımıza hep beraber Tofaş çalışanların arkasındayız biz de hep birlikte. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Senin ismin ne? Ecren. Efendim? Ecren. Ecren. Sen ne zaman? Sen de burada babanı mı bekliyorsun? Evet. Baban nerede? Orada. İçeride. Evet. Görebildin mi babanı? Gördüm. Peki 4 gündür burada mı uyuyorsunuz? Evet.
Özledin mi babanı? Özledim. Size çok teşekkür ederiz. Siz de teşekkür ederiz. Tofaş işçileri dediğimiz gibi içerideler ve bahçedeler. Aileleri ise onların en büyük destekçileri ve işte gördüğünüz gibi bir ailenin yanına konuk olduk. Peki Tofaş'a aileleri dışında yerel yönetimler de unutmadı. Onlardan da destek geliyor. Onları da kısaca hatırlatalım. Osman Gazi Belediyesi'nden yine çorba, şapka ve seyyar tuvalet desteği geldi işçilere. Büyükşehir Belediyesi'nden battaniye, kumanya destekleri geldi. Yıldırım Belediyesi'nden de aynı şekilde çorba ve battaniye desteği geldi. Nilüfer Belediyesi de Lüne Fabrikası'nda işçilerin çöplerini toplayarak onlara destek oldu. Aynı şekilde çorba ve şapka dağıtarak desteklerini gösterdi. İşçilerin eylemi dediğimiz gibi devam ediyor. Şu an anda da kalabalığı da görüyorsunuz pankartı. Evet. İşçiler burada taleplerini alana kadar direnmeye kararlı.